Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yunanistan çok fena bir şekilde karıştı. Ana muhalefetin sunduğu gen soru reddedildi. Yunanistan'da ana muhalefet partisi, sol radikalın aylardır ülke gündeminden düşmeyen dinleme skandalı sebebiyle hükümete karşı sunduğu gen soru kabul edilmedi. Kıymetli takipçilerimiz, toplamda 300 sandalyelik mecliste 299 milletvekili oy kullandı. Gen soru 143'e 156 oyla beraber reddedildi. Oylama öncesinde mecliste yapılan görüşmelerde Çipras dinlemelerden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in sorumlu olduğunu ileri sürdü. Mitsotakis'i aylardır konuya ilişkin soruları cevaplamaktan kaçınmakta suçlayan Çipras, bugün anayasanın iletişim gizliliğini koruma görevi verdiği devletin resmi kurumundan da kanıtlar var şeklinde konuştu. Çipras, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının dinlendiğine ilişkin iddialar hatırlatarak bu dinlemelerin silahlanma programlarıyla beraber ilişkisi olup olmadığını da sordu. Hükümetin 3,5 yılda silahlanma programı için yaklaşık 15 milyar avroluk imza attığını söyleyen Çipras, konuşmasında Yunan vergi mükelliflerinin paralarında kontrol edilmeyen bir avro bile kalmayacak, para akışları için bütün kararları tek tek araştıracağız ifadesine yer verdi. Mitsotakis ise meclisteki konuşmasında kendisinin üzerine düşen siyasi sorumluluğu alarak sorumlu isimleri görevden aldığını belirtti. Yunan İstihbarat Teşkilatı olan EYP, milli güvenlik için önemli değinen Mitsotakis, hükümetin EYP'nin işleyişi için getirdiği yeni düzenlemenin kişisel haklar, güvenlik arasında denge kurduğunu da iddia etti. Yunanistan'da hükümet resmen karışmaya başladı. Ana muhalefet tarafıyla beraber Mitsotakis tarafı tam manasıyla birbirine girmeye başlamıştır. İlerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle.